Günaydın arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Bugün günlerden Perşembe. Ağustos'un da sonuna geldik. Yaz bitiyor, artık son var. Bu durum beni bir miktar üzüyor, üzmüyor değil. Ama kış da bitecek. Yine yaz gelecek, o yaz da bitecek, yine kış gelecek. Falan derken böyle ömür bitiyor. O yüzden yaşadığınız anın kıymetini bilmek gerek. Biliyor muyuz? Yani. Bugün erken kalktım. Saate bakamıyorsunuz tabii. Saat şey geçmiş oradan. Tripten değiştirdik. Trip değil de bu düğmeden değiştirdim ben bunu. Saat şu an 7.40 dolaylarında falan. Normalde 8.40 dolaylarında falan olması lazım. Bilin bakalım ne yapacağım. 3 saniye veriyorum. Evet, kahvaltıya gideceğim. Yoksa hiçbir güç beni erken kaldıramazdı böyle. Ama Beşiktaş Bebek taraflarına doğru gitmek biraz üşendirdi açıkçası. Saat olarak, dakika olarak evet daha kısa ama kilometre olarak biraz daha uzun. O yüzden Karaköy'e gideceğim bugün. Karaköy'e giderken de yolda size yakın zamanda, son bir hafta içerisinde yaşadığım iki büyük, önemli, üzücü, çok üzücü, dünya için küçük ama benim için büyük iki tane gelişmeden söz edeceğim. Evet, bunlardan birincisi motosikletimin kilitlerinin anahtarlarını kaybettim. İkincisi kaktüsüm öldü. Evet, konu başlıklarımız bunlar. Şimdi neden başlayayım? Motosiklet kilidimin anahtarlarını kaybetmemden başlayayım. Pazar sabahı güzel, keyifli bir gezintiye çıkmak üzere motoruma bindim. Yaklaşık 10 kilometre seyrettikten sonra fark ettik biz anahtarlarımı koydum, cebim açık. Dedim hayda. Hayda. Neyse kapatayım dedim abi, elimi cebime bir attım. Hayda. Hayda. Anahtarlar yok. Dedim aman tanrım. Hemen sağa çektim. Ufak bir kalp çarpıntısı. Baktım böyle ıvırma zıvırma, sağıma soluma, anahtarıma, hiç koymadığım yerlere dahi baktım. Çantamın derinliklerinde yok. Dedim ki zaten 10 dakika seyrettim. Bari dedim döneyim. Yol üzerindeydim. Bakayım abi dedim. Hani düşürmüşümdür illa. Kim alacak? Böyle buradan geçiyorum yani. Otobandan. Buradan da değil hatta. Pazar günü trafik olmadığı için. Şuradan geçiyorum. Abi aynı güzergahı gezdim. Otoparkı gezdim. Otoparkı koyabileceğim yerleri gezdim. Hiçbir şekilde bulamadım. Yok. Kirlenen anahtarları yok. Daha da üzücü kısmı. Kaybettiğim disk kilidinin yedek anahtarı yok. Ve kod kartı yok. Abus Granit disk kilidim. Şu anda dünyanın en pahalı tuğlası olarak raflarda kendini sergiliyor. Evet, öyle bir satsam acaba lan, dünyanın en pahalı abus disk kilidi olarak. Ulan ben bunu sahibinden bir ilan açayım ya. Açıklamada yazayım, evet arkadaşlar dedim, kilitlerimi kaybettiğim için tuğla olarak kullanılabilir. Bak bunu ben yapayım. Neyse, güzel fikir aklıma geldi şimdi bak. Evet yani yok, kayboldu abi. Yani gerçekten abus granit zincir şu anda sıfırları 1300 liradan başlıyor, ikinci elleri 1000 liradan başlıyor. Bulamıyorum. Yok yani. Abus'un bir tık daha böyle düşük ama kaliteli modelleri de 800 liradan başlıyor. 700 liradan falan başlıyor ikinci elleri. Sıfırları 1000 küsür lira, yine 1100 lira falan. Sıçtım yani. Şimdi alacağım yeni bir tane disk kilidi. Hiç yoktan girdi. Yani daha önce de sık sık bu anahtar kaybetme korkusunu yaşadım. Ama hiç gerçekten yaşamadım. Gerçekten yaşayınca daha kötü oluyormuş. Çünkü sonunda sevmiyorsunuz. Komik ama üzücü. Üzücü ama komik. Ha, zinciri ne yaptım? Zincirin de kilidi vardı. O da kayboldu tabii ki. Ama onun yedek anahtarı vardı. Onu kullanıyorum bir şekilde. Ha, yarın öbür gün yedek anahtarı kaybedersem o da girdi. O da girdi. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Ulan insan kulağını çeker, tık tık yapar. Biz interkomu çekip yapıyoruz. Buna da soruyorum. Gördün mü diyorum, anahtarı cebime koyarken nereye düştü? Ben diyor bir şey söylemem diyor. Puşt. Cevap verme. Yani böyle üzücü bir olay yaşadım, evet. Gelelim ikinci konuya. İkinci konumuz da şöyle. Kız arkadaşım bana bir tane kaktüs hediye etti. Ama böyle şeydi falan. Özel bir saksı yapmıştı, ona yaptırmıştı daha doğrusu. Böyle benim kaskım vardı ya, bir tane Rock. Onun şeklinde, şemalinde birebir aynı, hatta GoPro'su falan var böyle çenede. Aynı birebir
Onu yapmıştı. İçinde de toprak ve kaktüs vardı. Ben bunu uzun zamandan beri bakıyordum. Ayda bir su veriyordum. Şimdi diyecekler lan ayda bir su veriyor da tabii ölür falan. Kaktüsler böyleymiş arkadaşlar. Ayda bir az biraz su verince yeterli oluyor. Neyse. Abi yine bir gün günlerden su verdik. Aradan 10 gün geçti. Abi saksın içinde bakıyorum bu küçülüyor. Bir daralıyor böyle ufalıyor. Bir şey oluyor. Saklanıyor ediyor. Dikkatimi çekti. Şöyle bir bakayım dedim. Ulan küçülmüş. Yani boyu şu civarlardaydı. Şu kadar falan kalmış. Yumuşamış falan. Dikenleri batmıyor. Acıtmıyor eskisi gibi. Üzmüyor. Alışmış yani. Böyle bir yıpranmaya alışmış çiçek. Neyse. Dedim kız arkadaşıma böyle dedim. Bu dedim kaktüs dedim çöktü. Dedim bu dedim içine kapandı. Bu dedim niye böyle oldu? Neyse dedi işte birkaç bir şey dedi. Suyu mu dedim fazla verdin? Ivır mı yaptın? Zıvır mı yaptın? Dedim yok öyle bir şey yok. Suç muhalini dedim bana çevirme. Her şey dedim olması gerektiği gibi. Sen dedi onunla dedi konuşmuyorsun dedi hiç sohbet et. Ne dedim? Sen dedi onunla dedi hiç seni sohbet etmiyorsun dedi. Kimle dedim? Çiçekle dedi. Lan dedim sen dedim beni dedim böyle videolar çekiyorum iyice şizofren yaptın dedim. Ben dedim niye dedim çiçekle konuşayım? Çiçeklerle de öyle dedi. Çiçeklerle dedi konuşmayınca dedi küser dedi kapatırken. Allah Allah. Oğlum sen çiçeksin. Yani senin yegane temel amacın orada durmak. Ben seninle niye sohbet edeyim ya? Yani ben seninle niye sohbet edeyim? Ne anlatayım ben sana yani? Bana diyor gün içinde yaptığın şeyleri anlat diyor. Neler vardı neler bitti diyor. Konuş onunla diyor. Ama annem görse evden kovacak en sonunda. Videoları izliyorlar zaten böyle. Değişik değişik kuşlara sayıyoruz, seviyoruz, haberlere çıkıyoruz. Aa bak ondan da bahsedeyim. Neyse. En sonunda evden kovacaklar ya. Bakırköy'e getirecekler beni. Cidden. Çiçeklerde bir çiçekle konuşmadığım kaldı yani. Ya nereye koşuyorsun? Allah Allah. La oğlum. Allah Allah. Dayı. Dedim neyse dedim bunlara geç dedim bak dedim sinirden gülüyorum vallahi sinirim bozuldu ya öyle bir saçma bir... Çiçekle niye konuşayım ben? Çok mu bağırdım? Özür dilerim. Ben öyle savundukça o da diyor ki olmaz dedi öyle diyor. Küser tabi diyor üzülür diyor. Ya tamam küssün üzülsün niye intihar ediyor? Seveceksin onu diyor. Lan kaktüs bu kaktüs. Kaktüs bu dikenleri var ya. Su eklerken elim çarpıyor bazen acıyor. Ben bunu nasıl seveyim? Ha yeşil yanmış. Niye söylemiyorsun dayı ya? Hiç söylemiyorsun ha. Neyse dedim ki hani bana bir çıkar yol göster şimdi. Hep dedim yokuş yapıyorsun sen. Hani nasıl düze çıkaracağız bu çiçeği dedim. Toprağın dedi değiştir dedi. Şey olmuştur dedi. Düzedir o dedi. Bırak dedi kendi haline falan. Ulan dedim kendi haline mi bırakayım? Konuşayım mı? Yok diyor öyle kendi haline bırakma diyor yani. Yemini suyunu ver diyor öyle diyor kenarda diyor dursun diyor ama diyor konuş diyor uyan diyor sohbet et diyor lan bir haftadır çiçeğe tekmini veriyorum günaydın diyorum iyi akşamlar diyorum günaydın diyorum iyi akşamlar diyorum böyle aramızda seviyeli bir ilişki oldu yani geçen akşam iyi akşamlar dememişim sabah trip atıyor lan bunu da öğrendin çiçeklerle konuşmak gerekiyormuş üzüyor yani beni üzüyor bilmiyorum. Eğer çiçeğiniz varsa ölmesini istiyorsanız abi konuşun. İntihar ediyorlar. Vallahi geride bir not bırakır. Der ki ölümümden sohbet etmeleri için bu sorun mudur? Hapsi boylarsınız. Ben size söyleyeyim bak. Şey dedim ya kuş muhabbet dedim. O geldi aklıma şimdi bak gelirken. Oğlum bizim video patladı ya bu kuş muhabbeti var ya. Diyorum ya işte kuş uçuyor ediyor kanadım var olanak var kullan et. Abi bu video bir patladı. TikTok'ta birileri almış kullanmış benim adıma. Kendi videosu gibi bir de. Neyse telif attım onu kaldırttırdım. Ondan sonra o kaldırılmadan önce tabi Twitter'da bir patlamış o video. Alınmış. Paylaşılmış. Ulan Twitter'dan bir sekti şeye Instagram'a. Instagram'da bir patladı birkaç yüksek sayfada 3-5 milyonluk sayfalarda. Abi oradan bir TGRT habere düşmüş. Bak evet TGRT habere düşmüş. Instagram'ı takip edenler bilir geçen paylaştım. Şeyde, story'de. Adamlar benim videoyu almış, TGRT habere haber yapmış. Videoyu da şöyle ya, şey değil. Bu arada yani motosiklet kullanıcılarından alışıksınız. Genelde linçlemek için bu motosikletli kameralılar paylaşılıyor haberlerde vesaire ama
Benim Allah'a şükür daha böyle bir şey yaşanmadı. Bu zaman 2-3 videom falan haber kanalına düştü. Hep böyle motosikletlileri öven şeyler. Nasıl öven şeyler? İşte kazada yardım etmişim adamlara. Ne bileyim ıvırdır zıvırdır. Bu en şizofren hareketim buydu haberlere çıkan. Yani kendi kendime boş yapıyorum ya. Kendi kendime boş yapıyorum. Sen bunu al. Sen bunu al. Haber bültenine şey diye paylaş. Sırada sosyal medyadan bir motosikletlinin kask kamerasını aldığı yüz güldüren görüntüler var. Onu paylaşıyoruz sizlerle. Diyor. Spikerle sırıtıyor. Sonra benim videoyu veriyorlar ekrana. Bir dakika boyunca da bu benim video gözüküyor. Ama daha üzücü bir şey, aşağıda TikTok logosu var. Evet, o telif atıp kaldırdığım TikTok sayfasından almışlar ve paylaşmışlar. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi aldım, paylaştım, izin de almadım. TikTok ulan bari benim sayfamdan al. Yani TikTok ne yazıyor altta? Bir de Rogu bilmem ne yazıyor. Rog falan yazıyor. Altında bilmem kim yazıyor. Anlayacağınız bütün paylaşılan sayfalarda TikTok'tan alınıp paylaşılan görüntü var. O yüzden ben de şöyle bir şey karar verdim. Abi TikTok sayfası açıyorum. Tamam mı? TikTok çekmeyeceğim tabii ki ama Instagram'dan bu geçmişten beri paylaştığım gönderiler var ya, onları paylaşacağım. Sayfaya da YouTube ve Instagram adreslerimi yazacağım. En azından orada da bir hesabım olsun istiyorum. Çünkü bu 2-3 falan oluyor yani. Kendi videosu gibi alıp paylaşan sayfalar oldu. Ya adam yarın öbür gün gider, bir adama bir şey söyler ya da birine yavşar. Sonra millet ben sanar, linç atar. Biliyorsunuz bizim ülke zaten linç atmaya meyilli. Haklı haksız yani. Ben bundan korkuyorum. Yoksa alıp işte şu sayfanındır deyip paylaşılması çok fazla şey değil. Önemli değil yani. Alsın paylaşsın. Ama videonun bana ait olduğunu da bilirsin açıklamada ıvırda zıvırda. Abi adamlar bir alıyor vallahi bir kendi videosu gibi paylaşıyor ya. Böyle salakça bir şey olur mu? Neyse bu da böyle bir anıydı işte. TGRT haberle de konuşacağım. Benden izin almadan nasıl paylaşıyorsunuz ya? Ne bir telif hakkı bedeli var. Ne bir şey var. Ne izin var. Sen benim çektiğim videoyu alıyorum paylaşıyorum. Bari 3-5 bir şey gönder yani. Karaköy'e geldik. Bu giriş kapalı mı lan? Siktir, ben nasıl gireceğim buradan? Ha şuradan. Şu 400'ü yakalım da. İnsan geçen yoldan motorla geçince şey oluyorum ya. Kendimi rahatsız ediyorum doğal olaraktan. Simitçi kapalı, ha ilerideki açık. Neyse arkadaşlar ben geldim. Şimdi şuradan içecek bir şeyler alacağım. Oturacağım, bir kahvaltıyı mı yapacağım, oradan işe kaçacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.